Zehra. He. Nerede kaldı bu kız? Niye gecikti bu saate kadar? Kaçta gelecekti ki bu? Ya derstedir gelir. Allah Allah, sana ne? Derse mi gitti acaba? Halil'le buluşacaklardı. Halil'le mi buluşacaktı? Hı. Oradan derse gitmiştir ya. Mehmet, ara bakayım şunları. Dur işte geldi. Ah. Şerife. Ne oldu? Gel gir içeri. Geç. Aman oturmaya gelmedim Zehra. Oğlum, Halil'i çok merak ettik. Memleketten akrabalarımız gelecekti. Onları karşılayacaktı. Aradık telefonu cevap vermiyor. Çok merak ettim. Vallahi ben dükkanı kapatıp çıktım. Onlar Feriha'yla buluşacaktı ama bayağı oldu. Ay bir arasanız şu Feriha kızımızı da, ben de bir Halil'le konuşsam. Dur beni arayayım. Geç otur, geç. Geç. Bak son kez söylüyorum. Eğer hemen durmazsan... Ne yapıyorsun? Halil, ne yapıyorsun? Annem diyor, merak ediyordur. Yok, cevap vermiyor. Allah Allah. Hiç adeti değildir. İki eli kanda olsa açar telefonu. Arayın canım bulana kadar. Ya kaçta buluşacaktı bunlar? Ne bileyim anne. 4 filan da Halil çıktığında. Hasbinallah. Bu saate kadar olacak iş mi bu? Ay şurama bir şey oturdu. Halil'ime kesin bir şey oldu. Beni Halil'im hayatta merak dokunmaz. Aman tövbe de ya, bir şey olmaz Şerife, aman. Ay telefon edin. Allah aşkına. Siz arayın, ben arayayım. Çok merak ettim. Ne olur haber alınca da bana haber verin. Ne olursun. Tamam canım, tamam. Çok merak ettim. Merak etme ya, tamam. Ay, hadi ben gideyim. Ne olur haberdar edin. Hadi. Hoşça kalın. Hadi güle güle. Hadi telaş etme, bana bak. Tamam. Dikkat et canım sen de kendine. Üzme. Hadi kapat sen artık. Tamam hadi. Hadi güle güle. Allah. Evimize geldik Feriha. Bekliyor deyince şaka yapıyor zannettim. Gelecekti. Gelecekti. Çok yoruldu. Bırak biraz dinlensin. Hem senin de dinlenmen lazım. Hadi Emre'ciğim. Hadi canım. Hadi Emre, gel.
Feriha. Bak, işte evimiz. Gel. Halil bırakma onu. Bak, burası evin salonu. Biraz küçük ama çok güzel değil mi? Burada elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım Feriha. Gel bak, gel. Gel. Halil bırak! Bak, burası da yatak odamız. Burada çok mutlu olacağız Feriha, çok. Gel bak, gel, gel. Bak, burası çocuklarımızın odası. İki tane çocuğumuz olur. Biri kız, biri oğlan. Sen istersen üç tane de olur. Sen nasıl istersen. Her şey senin istediğin gibi olsun Feriha. Hastasın sen. Benim şifam sende Feriha. Evlenmeyeceğim seninle. Sen evlenmek istemiyorsun. Benimle evlenmeyeceksin. İstemiyorsun. İstemiyorum. Seninle evlenmek istemiyorum. Hiç mi? Hiç mi evlenmeyeceksin? Halil. Hadi gel geri dönelim. Evime gitmek istiyorum. Kimseye söylemem burada olanları, tamam mı? Sadece evime gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorsun. Evlenmek istemiyorsun. İstemiyorum ya, anlamıyor musun? Seninle evlenmek istemiyorum. Ben çıkıyorum artık. Ben de geleyim baba. Yo yo. Sen anamla Ömer'le burada kal. Neredesiniz oğlum siz? İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Olmasın bir daha böyle. Vallahi neredeyse karakolu arayacaktım. Kazası var, belası var. Oğlum annenleri de çok merak etti. Aradınız mı onları da? Geçsene oğlum. Yok. Ben geçmeyeyim Rıza abi. Amca. Biz... Feriha Hanım'la düşündük taşındık. Nişana attık. Ne? Ne demek nişana attık? Öyle. Konuştuk, anlaştık, karara vardık. Halil, geç otur, karşılıklı konuşalım oğlum. Konuşacak bir şey yok.
hakkınızı helal edin. Mehmet. Ömer'i al. Çöpe çık. Gel paşa. Zehra. Az otur sen. Uyuyakalmıştır belki. Çok yoruldu. Hep burada yanındaydı. Bu kadar mı belli oluyor? Feriha'yı beklediğin mi? Birazcık. Hep yanımdaydı değil mi? Seni ne kadar önemsediğini anlayabileceğim kadar. Bırak biraz uyusun. Sen de çok yorgun gözüküyorsun. Bembeyazsın anne. Gayet iyiyim ben. Hadi sen biraz dinlen. Ben de Can'ı arayayım. Tamam mı? Hadi oğlum. Bana doğru söyle Zehra. Senin bu işten haberin var mıydı? Ay Rıza, nereden benim haberim olacak ya? Kendileri oturup konuşmuşlar, ayrılmışlar. Nereden olacak benim haberim? Ne olacak şimdi? Ta başından belliydi ne olacağı. Öyle ha deyince yüzük mü atılırmış? Ben Yunuslara gidiyorum. Ya otur, Allah aşkına otur Rıza ya. Nereye gidiyorsun? Otur. Sen de al kızı karşına konuş. Öğren bakalım. Dertleri neymiş? Rıza, gözün seveyim otur şuraya. Otur. Allah Allah, sen kız babasısın canım. Onlar oturup anlaşıp ayrılmışlar. Muhtaç gibi erkek tarafına mı gideceksin? İşte. Bu devirde ana baba eliyle olunca böyle oluyor demek ki. Biz kızı bir yola koyduk. O da korkudan sesini çıkarmadı. Başını eğdi. Ama bak olmayınca olmuyor. Onlar anlaşmışlar, o yoldan döndüler. Bizim görmezden geldiğimizi Halil gördü. Nereye? Kızı Allah aşkına Yunuslara gitme ya. Yok yok. Benim gidip biraz hava almam lazım. He. İyi. Çok gece kalma. Dikkat et. Kurtuldum. Yüzükten kurtuldum. Yalanlardan ne zaman kurtulacaksın? Yüzüğü attın ne olacak? Oğlana mı koşacaksın hemen? O senin kim olduğunu öğrenince ne olacak? Mehmet'in çarptığı arabaya benzeyeceksin. Çöp olacaksın, çöp. Thank you.
Feriha, git altınlarla bohçayı getir. Zehra, açsana kapıyı. Tamam, açacağım. Dur. Hoş geldin Şerife. Bildiydim bu işin olmayacağını. Başımı nerelere vuran bildiydim. Aman dur, sakin ol ya. Geç otur, bir su vereyim mi? Bir de eğlenir gibi su vereyim mi derler. Sizin elinizden zemzem suyu olsa içilmez. Feriha. Ya şuncacık üzüldüysem şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. Feriha! Sen bacak kadar kız. Oyuncak ettin oğlumu kendine. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Niye böyle konuşuyorsun Şerife? Çocuklar karar vermiş, ayrılmışlar. Artık bize konuşmak düşmez ki. Karar verdiler ha? Oğlumun hali ne o vakit? Kime sorayım oğlumun halini? Ha? Niye bıçak açmıyor oğlumun ağzını? Ver. Özür dilerim, yapamazdım. Biz de konuştuk, anlaştık, böyle karar verdik. Yapamazdın ha? Neyi yapamazdın? Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Neredesin Şerife? Merak ettim. Ben de aşağı geliyordum. Ne desem, ne etsem hıncımı alamıyorum ki. Hadi hanım, hadi. Canım, hayırlısı böyleymiş. Ne denir başka? Yapamazmış. Anası gibi gözü yükseklerde de ondan yapamaz tabii. Ah, bile bile lades dedi ki en çok o zoruma gidiyor. Göz göre göre oğlumu ziyan ettiler. Canım, aslan gibi oğlumuz niye ziyan olsun Şerife? Denedik olmadı. Dünyanın sonu değil ya. Ne yapalım? Kendimizi kahır mı edelim yani? Hadi yürü, yürü de evimize gidelim. Heh, Şerife, gözünü seveyim. Evde de bunaltma oğlanı. Kız tarafı düşünsün. Adı çıktı. Oh, eve gidince şu altınları tek tek sayacağım. Mehmet. Sen de yarın Halil'in dükkanı bırak. Zaten münasip olan babanın yanında olma. Bizim dükkan dururken el alemin kapısında oyalanmamış. Bir anlatmadın ki sen de. Ay Rıza, anlattım ya canım. Bir şey demedi işte. Ya konuştu, anlaşamadık dedi, o kadar. Hadi yat uyu. Uyu. Bak Feriha, işte evimiz. Bak. Burası da salonumuz. Küçük ama güzel. Bak, burası da yatak odası. Anne! Ne oldu kızım? Ne oldu? Karabasan mı çöktü? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Oy. Oy, geçti. Kızım, geçti. Soramadım. Sana hesap vermeyeceğim Mehmet. Halil sana ters bir şey mi yaptı? Kızım, ters bir şey mi oldu? Benden saklama bak. Bir yamuk varsa söyle.
Bostan korkulu değilim. Gider hesabını sorarım. Yo. Bir şey olmadı. Ya bak, benim o dükkanda çalışmam önemli değil. Senin benim kardeşim olman önemli. Ters bir şey varsa söyle. Yok, olmadı gerçekten. Ben ne bileyim, herif dün bir delirdi. Adam birine gider yaptı. Bir de alışkın değilim, mülayim herif. İşkillendim ben de öyle görünce onu. Neyse, ben bir sorayım dedim. Hadi gidelim o zaman. Mehmet. Sağ ol. Alo. Alo, buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Emir Sarrafoğlu'nun kuzeniyim de durumu hakkında bilgi almak istiyordum. Yalnız telefonda bilgi veremiyoruz efendim. Ya evet de benim oraya gelme imkanım yok şu anda. Ya durumu iyi mi kötü mü onu söyleyin sadece. Hanımefendi, hastamızın kuzeniyseniz aile fertlerinden birini arayıp bilgi alabilirsiniz. İyi günler. Aa. Alo. Bu hiç akıllıca değildi Cansu. Bence de. Entrika konusunda da senden ders almam gerekiyormuş. İyi fikir. Ama önce matematik dersini alacaksın. Bize bir daha bunu yapma Feriha. Yapmayacağım. Ne anlatacaktın? Artık sadece seni dinlemek istiyorum. Ne anlatacaktım? Söylemiştin ya. Anlatacak çok şey var diye. Emir, ben... Ben aslında... Aslında... Emir Bey... Fizik tedavi saatinizi geçiriyorsunuz. Her yerde sizi aradım. Buyurun. Hadi gel. Tamam.
Abi biraz konuşabilir miyiz? Buyur Mehmet, söyle. Ben izin isteyeyim. Hakkını helal et. Artık burada çalışamam. Neden Mehmet? Bilmeden bir kabahatimiz mi oldu? Yok abi, estağfurullah. Ne kabahati? Ya şimdi bu nişan olayı filan. Ben senden memnunum Mehmet kardeş. Sen de benden memnunsan görüşecek bir şey yok demektir. Ya abi, benim kafam rahat etmez ya. Yani illa seni yarı yolda bırakacağım diyorsan, buyur Mehmet kardeş, kapı orada. Ama kalmanı isterim. Tamam abi, kalırım o zaman. Hadi, bak işine sen. Feriha. Geliyorum şimdi. Feriha. Hande. Galiba seni görmek istiyor. Ben ona iyi geleceğimi zannetmiyorum Kur'an. Feriha. Lütfen. Benden yine kurtulamadın Feriha. Gerçekten iyileşiyorsun. Emir. Emir beni affetsin. Yalvarırım ben... Sen sadece iyileş. Özür dilerim Feriha. Kolay gelsin. Hoş geldin Seher. Ya Mehmet, sana bir şey soracağım. Sen bilgisayarlardan anlar mısın? Bilgisayar mı? Yani öyle pek alakam yoktur ama. Of, bir umudum sendin biliyor musun? Biliyorsun bizim esnafta hayat yok. Yani ne canlısında ne sanalında. Neymiş senin bilgisayarla derdin? Bir bakayım, belki anlarım. Ay yaşa. Halil abi transta mı? Halil abicim, hayırdır, gemilerim mi battı? Karşıki dağlar mı yıkıldı, ne oldu? Halil abi, yüzüğüm. Kısmet. Hadi biz şu bilgisayara bir bakalım. Bilemiyorum. Ya annesini bilemiyorsun anne. Çok cool olmuş bence. Vallahi bundan sonra hep unisex çalış sen. Erkek kreasyonu çok yeni bir şey benim için. Bir türlü kendimi hazır hissetmiyorum. Ya şöyle çok konuşulacak bir sunum hazırlamak lazım. Böyle çok kasmayacak ama iddialı yani. En son böyle bir şey söylediğinde Feriha'yı canlı reklam yapmıştın. O yüzden bu defa sana bir şey sormaya korkuyorum. Korkma korkma. Daha bir şey düşünemedim.
Kreasyonu hazırlarken Cananların dernekle birlikte hareket ederiz diye düşünmüştüm. Erkek takımlarının garson boyları da olacak önümüzdeki ay. Sokak çocukları yararına bir defileyle çıkarım diyordum. Ama Hande'nin bu durumundan sonra Canan'ın bir şeyle ilgilenecek hali yok tabii. Ay vallahi oldu. Mehmet eline sağlık. Ya Karadağları kaçırmıştım biliyor musun? İzlemesem sıkıntıdan patlardım. Ya kapatıp açtık oldu işte. Yok yok, sen anlıyorsun bu bilgisayar işlerinden. Bana bak. Face Mace takılıyor musun? Öyle arada bir. Eklesene beni Face'e. Tamam. Gözlüm seni elden sakınırım. Dur, geldim. Anam bismillahirrahmanirrahim. Ay. Vah Zehra abla, vah kurban oldum Zehra'm abla. Anam. Kurban olurum sana. Ne oldu be? Kurban oldum. Ne olsun ablacığım, sana olanlar olmuş. Allah beterinden saklasın ablacığım. Yüzün kör olmasın. Nişan için mi bu kadar at yaktın? Ya ne için olacaktı abla? Tabii senin aklın başında değil. Feriha nerede abla? Ah benim bahtlı kınalı kuzum. Vah 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 vah. Allah çirkin şansı versin. Amin gül filan amin. Geç annem, geç otur, geç. Vallahi gelirken Şerife ablayı gördüm ha. Aman 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 burnundan soluyordu. Ben sana bir kahve yapayım. İyi. Daha küçük adımlarla. Çok güzel. Çok güzel. Yüzükten kurtuldun. Yalanlardan ne zaman kurtulacaksın? Yüzüğü attın ne olacak? Oğlana mı koşacaksın hemen? O senin kim olduğunu öğrenince ne olacak? Mehmet'in çarptığı arabaya benzeyeceksin. Çöp olacaksın çöp. Öyle pat diye değiştiremem.
Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattığım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Sakince ıslık çalarım. Ben susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Uyum böyle aynı yerde hiç kalmamışım. Bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Ben bir varmışım, yokmuşum. He, ay gözünüz aydın çıktı mı hastaneden? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Gelir mi? Gelirim, boş gün bugün. Gelirim, gelirim. Oldu, oldu. Hemen geliyorum. Tamam, haydi hoşça kal, hoşça kal. Kim çıktı hastaneden? Ya benim çalıştığım evin kızı hastanedeydi de o çıkmış. Ben çağırdılar, bir gideyim Rıza, oldu mu? Zehra. He? Sen Şerife Hanım'la hiç konuşmadın değil mi? Rıza. Ya konuştum artık, ne konuşacağım ya? İki günde bir sorma Rıza, ne konuşacağım artık ben kadınla? Kızın nişan attı Zehra Hanım, nişan. Parmağından kıymık çıkmadı. Tabii ki soracağım. İki günde unutacak mıyım? İyi böyle kendi kendini yesin. Oğlan da işi bırakamadı. Birisi bir laf etse altından kalkamayacağız. Ya bak o da benim içime sinmiyor. Haklısın ya. Ama Halil bırakmıyormuş. Oğlan da memnun. Herhalde bir bildikleri vardır Rıza. Ha ne diyeceğim? Ben sana öğle için bir şeyler hazırladım. Yersin, oldu mu? Güle güle, güle güle. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Sen de sen de hadi hoşça kal. Hoş geldiniz. Merhaba. Geçmiş olsun Hande Hanım. Her şey hazır mı? Hazır efendim. Zaten Zehra da gelecek, yardım edecek. Tamam, ben de bir bakayım neler oluyor. Emir çıktı mı biliyor mu? Biliyor. Nihil'le içeride akşam vuracaklar zaten. Emir? O gelmeyecek değil mi? Gelecek. Merak etme. Gelecek. Yüzüne bakabilmeyi o kadar çok özledim ki.
Bize ne oldu Feriha? Bunu bir kez daha sormayacağım. Şimdi söyle bana. Neden bitmiştin? Aslında anlatacak çok. Ben seni dinlemek istiyorum. Yok, aç telefonu. Daha beni çok dinleyeceksin zaten. Ay. Söyle kardeşim. Emir, bana bir iyilik yap. Canan ablaya bir iyilik yap. Söyle Koray. Hastaneden çıktık. Hande'deyiz. Gelebilir misin? Feriha. Koray Hande'nin ziyaretinize ihtiyacı var diyor. Gidelim. Emin misin? Tabii tabii. Sorun değil. Tamam, geliyoruz. Ay çok geçmiş olsun, vallahi çok üzüldük. Sağ olun, teşekkür ederim. Aa Zehra, niye koydun yatağı salona? Çok şaşırmam böyle karışıklıktan. Ben istedim anne. Bütün gün odamda yatmak istemedim. Özür dilerim tatlım. Benim hatam. Düşünemedim. Dinlen bakalım. Biraz sonra misafirlerin gelecek nasıl olsun. Bir şey mi söyleyeceksin ablacığım? Yok yok, ben bir şey içer misiniz diye soracaktım. Ha, yok. Teşekkürler. Koray. Ha. Şu çantamın içinde ayna var, verir misin? İşine bak. Buyurun, hoş geldin Zeynep. Merhaba. Alayım. Teşekkürler. Bak kim geliyor. Emir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Gördüğün gibi. İyi görünüyorsun. Sağ ol. Otursanız. Bak ben buna basacağım buraya. Bozulmasın ha. Bak basıyorum yani, bozulmasın herhalde. Bastım. Ne oldu? Böyle köpüklüsü olmasa ne olur diye ben bir çay demleseydim bunlara. Ay boş versene Zehra Hanım. Çayı da kahveyi de sosyetik içiyor bunlar. Makine yapınca sosyetik mi oluyor? Sen Hande'nin çorbasını yetiştirmeye bak lütfen. Tamam efendim.
Zehra sen de içeri servisiyle ilgilen. Ha bu arada yeni yardımcımızı çağıramadım. Bir hafta daha alacağız seni. Ha olur olur olur. Tabii. Bu şey oldu ha aktı aktı aktı. Merhaba çocuklar. Kalkmayın kalkmayın. Hande'cim bakıyorum arkadaşların seni hiç yalnız bırakmıyor. Anne sen Feriha'yla tanıştın mı? Hastanede tanışmıştık ama tabii benim gözüm hiçbir şey görmüyordu. Okuldan arkadaşsınız değil mi? Hatırlaması normal. Son zamanlarda senden çok bahsediliyordu bu evde. Tahmin ederim. Muhteşem üçlünün arasına girmişsin Feriha. Emir'le Hande çok eski arkadaşlar. Koray'da tabii. Hande'nin çok geniş çevresi vardır. Ama Emir'le Koray'ın yeri bambaşkadır. İlk kez dördüncü birisini görüyorum bu üçünün arasında. Zehra Hanım. Servise başlayabilirsiniz. Hande hastaneden çıktı. Yarın ziyaretine gideriz artık. Canan canı çok sıkkın dedi. Okula bile gitmek istemiyormuş. Bir moral operasyon lazım diyorsun. Bu senin uzmanlık alanın diyorum. Ya anne, şu erkek kreasyon tanıtımı için Hande'lerle ortak bir şeyler yapsak. Hande meraklıdır bu işlere. Kız hastaneden bugün çıktı Lara. Ne dediğinin farkında mısın? Hem koordinatörlerim çalışmaya başladı bile. Mekanı da seçtik. Mankenlerle görüşüyoruz şimdi. Of anne çok sıradansın. Hep aynı mankenler. Herkes mankenlerle çalışıyor. Sen podyuma daha çok ses getirecek birini bulsan. Mesela gerçek bir playboy. Ah. Dur bakalım. Canan'la konuşayım gidince. Bakalım derneğin de ilgisini çekecek mi? Sen Canan teyzeyle konuş, ben de Hande'yle konuşayım. Feriha sen nerede oturuyorsun? Etilerde. Artık sık sık bekleriz seni buraya. Hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kapüşinosu yemiyorsan Türk kahvesi yaptırabilirim istersen. Zehra, Feriha Hanım'a... Yok, çok teşekkür ederim. Ben istemiyorum bir şey. İyi misin Feriha? İyiyim. Ben kalkayım artık. Hasta ziyareti kısa olur derler. Evet, gerçekten seni dinlenmen lazım Hande'cim. Tekrardan bekleriz. Görüşürüz. Eyvallah.
Mina sen iyi misin? Ben telefonla konuşmaya çıktığımda bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ben senin bu halini biliyorum. Sen ne zaman böyle olsan bize hep bir şeyler oldu. Sen ne zaman sussan benim başım ağrıdı o sessizlikten. Hiç seninle ilgili değil. Seninle ilgili olan her şey benimle de ilgili. Emir ben... Hande'lere gitmek sana iyi gelmedi. Bana da iyi gelmedi. Kötü bir fikirdi, tamam. Ama bir daha olmayacak. Abi ne iş? Ne diyorsun lan sen? Yenge abi, alev alev. Ya, git başımı belaya sokma. Ya tamam be abi, kızma. Vallahi alev alev. Ne zamandır orada çalışıyorsun? Uzun zamandır. Yalanların kadar uzun. Bir daha gitme oraya. Emredersiniz Feriha Hanım. Niye bana söylemedin? Niye böyle karşılaşmamıza izin verdin? Demek böyle oluyor ha. Köşeye oturtuyorlar. Sayıyorlar. Demek böyle oluyor. Ben her şeyi anlatmak istedim. Yapamadım. Yok Feriha. Sen hiçbir şey anlatmak istemedin. Hepimizi kandırdın. Herkesi. Ama artık kendini kandırma. Korkuyorum anne. Hangisinden? Oğlanı uyandırmaktan mı? Yoksa rüyalarından uyanmaktan mı? Hangisinden? Feriha. O kıza güvenme. Hande'ye. Seni sevmiyor. Ya Rabbi, sana sığındım, sana güvendim. Sen dualarımı kabul eyle ya Rabbi. Oh. Allah kabul etsin Rıza. Amin. Bak ne diyeceğim. Biz bu araba borcunu ne yapacağız? Hayırdır hanım? Nereden düştü aklına şimdi bu? Hiç aklımdan çıktığı yok ki. Öyle ya. Çıkmıyor. Peki ne zaman bitecek? Daha ikinci taksidi yatıramadık hanım. Dile kolay. Öyle ya, dile kolay.
Hadi hadi. Düşünme artık sen bunları. Bak, yarın öbür gün dükkan da dönmeye başlayacak. İnşallah yaramıza merhem olacak. İnşallah olacak. Hadi, Allah büyük. Halacığım, anladım. Of ya hala, vallahi ömrümü çürüttüm, patladım. Tamam, tamam, halledeceğim. Tamam. Ay halacığım, ömrümü çürüttün sen benim ya. Ah, halacığım, konuştum zaten benimkiyle, halledecek diyorum. Evet. Tamam. Buyur abi. Öyle bir dolanıp geleceğim ben. Vallahi mecnun oldu adam. Ya yapma Allah aşkına Seher ya. Ayol ben ne yapıyorum? Baksana yapan yapmış. Neyse canım, bize ne değil mi? Bu arada gördüm, Face'te eklemişsin. Fotoğrafların da yakıyor hani. Hadi görüşürüz. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Hayırlı işler. İndir indir deyip duruyor şerefsiz. İndirmedik, bir donumuz kaldı ya. Veysel, ayıp oluyor ama. Abi zaten koskoca bürüyü bize üç koşa taşıttırıyorlar. Bir de tanıtım fiyatıyla taşıyoruz. Asıl onlara ayıp oluyor abi. Dükkanı açarken hafta sonu ilk nakliyatımız hazır diyordun. Ama ortada hiçbir şey yok. Bir yanlışlık olmalı bu işin içinde. Sen de vur deyince öldürdün biraz abi. Hele bir dur bir dakika. Daha dün bir, bugün iki. Hem biz daha açılışımızı bile yapmadık. Ne açılışı ya? Abi şöyle şanımızda, şöhretimizde millete biz buradayız dememiz lazım. Yoksa kim ne bilir bizim burada olduğumuzu abi? Kolay gelsin Zehra. Sağ olun, sağ olun. Sanem Hanım, benim bir günüm boşaldı da ben hani haber ver demiştiniz ya. Öyle mi? sevindim. O zaman eski düzenimize geri döneriz. Döneriz, döneriz. Ben yarın gelirim. Tamam. Sağ olun. Aa, Zehra. Bir dakika. Aslında benim eski bir arkadaşım var. Onun da bir yardımcıya ihtiyacı var. Evi de çok küçük. Ama yarım gün çalışıp tam gün parası alırsın. İstersen yarın seni ona bir götüreyim. Belki anlaşırsanız biz de haftaya yeni bir program yaparız. Olur. Olur, gidelim. Tamam. Tamam o zaman. Otur, sağ olun. Podyuma cemiyet erkeklerini çıkarmak gerçekten çok iyi fikir Lara. Ama Hande'nin bu organizasyonu kabul edebilecek hali olduğunu hiç sanmıyorum. Ya neden olmasın anne? Hem onun da morali ihtiyacı var. Şimdi yüzünde iki çizik vardı ya, kendini yerden yere vuruyordur. Umarım bunu onun yüzüne karşı da söylemezsin. Söylemem, merak etme. Bak görürsün, onun da hoşuna gidecek.
Buyurun hanımefendi. Ah, teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzeller. Nefis. Hadi gel. Aysun, biliyordum. O dallama kocanın seni hastanede yalnız bırakacağını biliyordum. Sana ne ha? Sana ne? Buraya gelmeye hakkın yoktu Ünal. Ben de doktorla konuşmak istedim. Ne var bunda bu kadar abartacak? Öyle mi? Hangi sıfatla? Endişelenmek için sıfata ihtiyacım yok benim. Ama illa bir sıfat yakıştırmak istiyorsan... oğlumuzun babası olarak diyelim. Ben seninle baş edemem. Benimle baş etmen gerekmiyor. Hastalığınla baş etmen gerekiyor. Doktorun dediklerini duydun. Kaybedecek zamanın yok. Saniyenin bile önemi var. Ünal, bana karışma. Tamam. Karışmam. Ama eminim Emir'in bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyleri olacaktır. Ünal, Emir hiçbir şey bilmeyecek. Can ve Emir, ben onlarla konuşmaya hazır olana kadar hiçbir şey bilmeyecekler. Anladın mı? Bana güvenme. Tedavin başlayıncaya kadar bana güvenme. Sana ne zaman güvenebildim ki? Sana güvenemeyeceğimi biliyorum zaten. Sakın Ünal, sakın hayatıma burnunu sokma. Burnumu sokacak bir hayatın kalsın diye uğraşıyorum. Neredesin? Feriha'yla mı? Tamam. Tamam, ikinizi de öğle yemeğine davet ediyorum Hise. Görüşürüz. Canım. Ah be güzelim. Nasıl üzdün bizi bir bilsen. Aman. Geldi geçti işte. Ama çok iyi gördüm seni. Şu yüzümdeki çizgiler gitse daha iyi olacağım. Hastanede ayna bile vermediler. Aman iki sıyrık. Gayet iyi görünüyorsun. Hani podyuma çıksan yerler yani. Aylara güldürme. Zaten dikişlerim çok acıyor. Ufuk'ta var mı podyum? Söyle çıkalım. Aslında bu seferlik podyumda değil de perde arkasında olmaya ne dersin? Anlamadım. Ha bu şey değil miydi hani konuşmuştuk? Dernekle beraber sokak çocukları yararına erkek koleksiyonu tanıtacaktık. Evet hayatım. Her şey tamam. Ama Hande'nin kazasından sonra seni bu konuyla sıkıntıya sokmak istemedim. Ay canım olur mu öyle şey? Dernek hazır bile. Sen günü yeri söyle başlarız. Beni karıştırmayın bu işe. Zaten çabamda değilim. İşte Lara da seni havaya sokmaya çalışıyor zaten. Bak Hande sana kısa bir özet geçeyim. Annem erkek çizgisine başladı ve bunu özel bir gösteriyle tanıtmak istiyoruz. Yani diyorum ki mankenler yerine popüler gençliği kullansak... yani daha değişik ve daha eğlenceli olur. İnsanların ilgisini çekeriz. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Hı? Tekrar geçmiş olsun Emre Bey. Sağ ol. Çok korktuk. Nasıl oldu o kazayla? Kaza işte. Teşekkürler. Bana da anlatmadın nasıl olduğunu. Polise ne ifade verdiğimi biliyorsun. O kadar mı yani? Arabanın kontrolünü kaybettin. Babam işte. Önce davet eder sonra gelmez.
Ben memnunum halimle. Hadi gelekelim onu. Gidelim. Saçmalama. Çok ayıp olur. Umurunda bile olmaz. Bence olur. Seninle yakınlaşmaya çalışıyor. Nereden çıktı? Hastanedeyken. Hatırlamak bile istemiyorum ama. Her şey geç kalmaktan korkan bir adam gördüm ben. Korkan değil. Geç kaldığını bilen bir adam. Emir. Geçmiş olsun. En son burada eğlendiğimizde bir dahaki sefere demiştin. O sefer hiç gelmeyecek diye çok korkmuştum. Sanırım o gün bugün değil. Yo, niye olmasın? Feriha, Feriha bekle. Feriha bekler misin? Feriha. Niye bekleyeyim Emir? Açıklama mı yapacaksın? Açıklaması yok. Süper. Duymak istediğim şey bu. Feriha. Sana duymak istediğim bir şey söyleyemem. Aptallıktı sadece. Bitti diyordun. Ben de kendimi buna inandırmaya çalışıyordum. Başkalarıyla. Yapamadım Feriha, kimseyle yapamadım. Denedin ama. Boşuna denedim. Boşuna. Gerçekten boşuna. Feriha. Feriha. Emir. Baba şimdi değil. Bana inanmak zorundasın. Neden? Çünkü sana hiç yalan söylemedim. Evet, seni aşmaya çalıştım. Bunun için de en kolay yolu seçtim. Güçsüzdüm Feriha. Sen yanımda yokken güçsüzdüm. Sen varken Emir var. Sen yokken yine veliahtı oynamayı denedim. Yapamadım. Oynayamadım. Bana hiç yalan söylemedin. Hiç. Tamam, gel bırakayım o zaman. Ama çok ayıp olur. Yok, bir şey olmaz, dönerim sonra. Gel hadi. Ya Rıza abi, bir tanıtım yapmam da şart. Ya önce el ilanları dedin, onca para saçtın. Şimdi de açılış diyorsun. Boyumuzu aşmayalım Veysel. Ah Rıza abi, küçük düşünüyorsun vallahi. Çok küçük düşünüyorsun. Ya şöyle bir baksana sağdaki soldaki esnafa. Konu komşuya karşı şöyle bir gövde gösterisi şart. Hani biz boyumuzu dev aynasında ölçeceğiz ki gelen görecek. Kimler gelmiş diyecek ya. İyi de ben bu işlerden hiç anlamam ki be Veysel. Sen bana bırak abi, Veysel'e bırak. Gerisini düşünme. Hele bir boyumuzu gösterelim. Peki nasıl olacak bu açılış işi? Kolay abi, kolay. Bu surat seni ektiğimiz için değil herhalde. Bir şey içer misin?
Neyin var baba? Baba. Ne güzel söyledin. Baba. Yani rolleri değişmemize gerek yok evladım. Sen kızı yakaladın mı yakalamadın mı ondan haber ver. He? Yarın dükkana açılış yapacağız. Baba açık dükkan nesini açacağız? Açık da Veysel öyle düşündü. Açılış yapsak iyi olur dedi. Der ya demez mi? İşte konu komşuyu çağıracağız. Sen bir tepsi yaprak sarması yaparsın. Yanına kısır börek falan. Ha ben yaprak aldım. Hadi ben onları yapacağım, Veysel'in karısını yapacak. Canım o da kendine göre pasta, çörek falan bir şeyler yapar. Feriha, sen annene yardım edersin. Akşamüstü de yüklenir gelirsiniz. Ha, konu komşuyu çağırırken Yunusları çağırmamak ayıp olur dedi Veysel. Baba Halil'leri de mi çağıracağız? Çağırdık. Ekmeğini oradan kazanıyorsun. Çağırmasa mıydık? Gelmezler. Vallahi da gitmem, billahi de gitmem. Lüzumu yok zaten hanım. Bir telefon açar, hayırlı olsunumuzu deriz. Olur biter. Yüzsüzler. Utanmadan eğlenir gibi kutlamalarına çağırıyorlar bir de. Ama ben notumu verdiydim zaten bunlara. O uğursuz oğullarını yamadılar, bıraktılar bak. Anne. Mehmet işi bırakmak istedi, ben bırakmadım. Ben ısrar ettim kalsın diye. Sen sapla samanı karıştırma. O iş başka, bu iş başka. Hem ben o açılışa da gideceğim. Duydun mu Yunus Bey? Ayaklarına gidecekmiş, eğlenecekmiş bir de onlarla. Duydum hanım, duydum, duydum. Hadi. Ay, 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 yeme, yeme. Ama miden ağrıyacak sonra. Karnın ağrır anneciğim, yeme öyle kuzu gibi. Yeme dedim ama bak Ömer kızacığım. Ha Rıza, aklıma geldi. Ben yarın yeni bir eve başlıyorum. Sanem Hanımların bir ahbabıymış, ona gideceğim. Hayırdır Zehra? Nereden icap etti? Ne yapalım? Haftada iki evli borç ödemiyor ki. Şu dükkanın işleri... Hayırlısıyla bir açılsın da ne borç kalacak ne harç Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. He. Sakın ha. Geç kalayım deme dükkana Zehra. Ayıp olur el aleme. Yok yok, geç kalma. Hem ev küçükmüş. Ya yeme şunu ya. Aa, pişsin bir ondan sonra oğlum. Burada mı yaşıyor arkadaş? Evet. Böyle kayıkta mı yaşıyor? Teknede yaşıyor. He? Teknede. Sen de tekneyi temizleyeceksin işte. Kolay iş yani. İşte bu. Heh.
Nasıl çıldı sen oraya öyle? Ya ben nasıl geleceğim buraya? Gel Zehra, elimi tut. Yok yok, dur dur dur, ben gelirim, dur. Ay bu sallanıyor. Gel Zehra, şey olmaz. Ay yok, ben çıkamam. Aa bak, arkadaşınız geldi. Günaydın, günaydın. Nasıl bineceğim buna? Günaydın. Levent, misafirlerin geldi. Günaydın. 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 Ben şuna şimdi şey yapayım da bineyim de. Ben yardımcı olayım. Yok yok, ben şey yaparım. Sen şey yapma, dur. Ben şey yapayım, durun bir dakika. Siz şey yapmayın, tamam mı? Ben geçeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bu çok sallanıyorum. Şöyle oturayım. Ay, bu hep böyle sallanıyor mu? Ay, bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay, ay. Ay, dur, dur. Abi sen şimdi kesin geliyorsun yani. Rıza amcanın daveti emirdir benim için. Gider geliriz hemen. Annenler de geliyor mu? Gelecekler elbet. Kusura bakmayın ne olur. Misafirim vardı. Levent ben bu arada. Merhaba, ben Zehra. Memnun oldum Zehra. Bir kahve yapayım mı sana? Yok, ben kahve falan içmem, sağ olun. Ben de kalkıyorum zaten. Zehra, sen yolu anladın değil mi? Anladım. Marina'dan çıkınca karşıya geçeceksin. Levent sana taksi paranı verecek. Zehra'yı fazla yorma. Merak etme. İzmirli. Güzel tişört. Ben de kalkayım da işleri koyulayım. Oy oy oy. Anam şimdi çok sallıyorum. Bu batmaz değil mi? Korkma, bir şey olmaz. Gel, ben sana malzemelerin yerini göstereyim. Aldı, aldı. Ay Allah'ım yarabbim. Nasıl biliyorum böyle? Anne Hanım teşrif etmek üzereler. Sonunda. Bir an andesizlikten patlayacağımı sanmıştım. Büyük buluşma. Neyse, ben kaçtım. Hande'yi beklemeyecek misin? Yo. Nasılsa görüşürüz okulda. Hadi eyvallah. Feriha'dan izin çıkmadı herhalde. Nehir, sen Hande gelince de böyle boş boş konuşmayacaksın değil mi? Emir Sarrafoğlu dikkat çeker gerçekten. İyi düşündün. Dergiler onu sever biliyorsun. İki gerçek manken, ortada Emir. Dikkat çekeceğimiz kesin. Vallahi sırf Emir'i görmek için bütün davetiyeleri alacak birini tanıyorum. Emin ol, çok var onlardan. Burası bayağı iyiymiş ya. Yurt dışı düşünmesem ilgilenirdim burayla. Hadi mankenimizi bulalım da teklifimizi yapalım. Olur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah devamını getirsin. Hoş geldin Halil oğlum. Hayırlı olsun Rıza amca. Allah nazardan saklasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Thank you.
Bir de ayaklarına gidiyoruz ya. Kendin dedin kalk gidelim diye Şerife. Ne işimiz var bu saatten sonra demedim mi ben sana? Oğlumu onlara bırakacak göz var mı bende? O kedi gözlü kız yine oğlumun aklını çelmesin deme lazım. Afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Ya kadın ev diyordu, ev falan değil o ya, bildiğin kayık yani, denizin üstünde kayık. Ne kayık değil, yattır o. Ama neyse ne ya, bırak. Vallahi midem bulandı böyle ama şimdi şunları görüyorum ya, böyle başım dönüyor, midem bulanıyor. Bana bak şu patates sen koş şuna da. Şu çocuk vardı dışarıda, ona veriver. Tamam. Oh. Hayırlı olsun. Rıza. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya Emir'i boş verin. Ben çıkarım podyuma. Maksat hayır olsun. Hiç sanmıyorum. Emin nerede? Kesin bir cevap almamız lazım. Dur ben bir arayayım. Yok. Aramasam daha iyi olacak. Ben ararım Emir'i. Konuşun. Koray. Hı. Podyumda sen de varsın. Ne iyi peki, tamam. Çocuklar için. Sen de o potansiyeli görüyorum. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Bir ben mi çıkamıyorum podyuma? Kız, unutturma da sana bir kurşun dökeyim ha. Şerife Hanım gözleriyle iğneli fıçılara soktu soktu çıkardı seni vallahi. Yani gidelim artık ya. Otur oturduğun yerde. Vah vah Şerife Hanım, çok üzüldük, çok şaşırdık. Aa, nesine üzüldünüz ayol? Yol yakınken kaçtı kurtuldu oğulcu. Ey Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Ablacığım bak rengin rüsvarın solda. Bakma sen şu zilinin laflarına ya. Çevir kafanı öteye ya. Allah Allah sen de. Yok sondan değil ya. Aman ben bugün kayık temizledim. Böyle gide gele gide gele midem bulanıyor, başım dönüyor. Yani şunlara bakamıyorum, içim kalkıyor. İlahi sen de. Yani konak bitti, yalı bitti. Sıra şeye mi, kayıya mı geldi? Seni bırakmasın. Yani bıraksalar sen gideceksin hacı de temizleyeceksin ha. Allah canına olmaz. Ay, hiç güleceğim yok anlam ya. Aa, kime gülüyor bunlar? Bana mı dedin hanım? Aa, yüzümüze gülüyorlar. Şerife dur, ne yapıyorsun Şerife? Yazıklar olsun. Caka satmağı mı çağırdınız bizi buraya ha? Oğlunuz bizim sayenizde eli ekmek tuttu. Eş dost toplanmış alay ediyorsunuz değil mi? Anne. Ne diyorsun sen Şerife ya? Allah'ınızdan bulacaksınız siz. Bu mendebur kızından da senden de çıkacak bu kız. Ana bak. Allah cezanızı versin. Şerife yeter artık ha. Bana benim de sağlamam. Onun başını yiyeceğiz ya. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası onu kim çağırdıysa buraya. Kim çağırdıysa. Aç 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 onu. Yapmadığın bir mankenlik kalmıştı. Yakışır ama. Vallahi. Bizim bebeği de takarsın koluna. Şöyle bir catwalk falan. Tatlı hayat seninki. Günce, kendine bir iyilik yap. Bizim hayatlarımızı unut. Senin de bir hayatın olsun. Büyük 19,
Küçük 10. Yüksek. Oldukça yüksek. Baba, bir hastaneye gidelim ha? İstemez, istemez. Şunu alın önce. Ama doktora da görünmelisiniz. Kimlik numaranızı verin bana, aile hekiminizi bulayım. Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz aile hekimliği hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetten haberiniz var değil mi? Tamamen ücretsiz. Sağ olun, sağ olun. Haberimiz var. Geçmiş olsun. Allah'ım. Ananlar eve gitmiş mi ki? Evdeler baba, evdeler. Al şu an. Amma nazlandım ben. Mis gibi geyik işte. Ne hani istiyorsun? Çok gereksiz be abi. Emir. Hande'nin morale ihtiyacı var. Anladın mı? Kaç gündür insan içine çıkmayan kız şu organizasyon için okula gelmeye başladı. Bizden de tek istediği şöyle yarım saat podyuma çıkıp dolanıp durmamız. Ne olacak be oğlum hadi. Hap. Paparazzi. O yaptıklarından sonra Hande'ye yardım edecek bir şeyim yok benim Koray. O dergi rezilliğini Feriha'ya söylemedim bile. Söyleyemedim. Benden Hande'ye bu kadar. Tamam senden Hande'ye bu kadar. Peki. Ama Tülin Atabey'le o defileden gelecek bütün parayı kimsesiz çocuklara harcayacak. Hayır işi lan işte. Ya sana bir şey söyleyeceğim ama hisleriye bağlamayacaksın. Emir Sarrafoğlu'nun sevgilisi var. Pes. Yani Emir kısmı doğru ama sevgili kısmını bilemem. Ya tamam söylesene ne oldu? Ya annemin erkek tasarımlarını Emir Sarrafoğlu tanıtacak. Evsiz çocukların yararını. Bizim için de bir işe yarama fırsatı. Sen de başta söylemen gereken şeyi sonunda söylüyorsun. Bak Hande için değil, çocuklar için. Tamam. Varım diyorsun yani. Varım. Feriha. Gel hele bir. Annemler uyumuşken anlat bir. Ne dedi o kadın tam olarak? Ne anlattım ya Mehmet. Annem haklıydı. Halil'in yanında durmam yanlıştı. O karının eline koz oldum şimdi. Babamı doktora götürseydik keşke. Feriha. İyi ki olmamış bu iş ha. Düşünsene böyle kaynanan olacaktı senin. Vallahi çektirirdi. Yok yok iyi ki olmamış. Ben keşke hiç gelmeseydim ya. Babam çok üzüldü. Ya niye gelmeyecekmişsin ya? Allah Allah onlar gelmeseymiş. İyi oldu çamur attık üstümüze. Hem baban da ne mal olduklarını gördü. Feriha. Seni o villada gördüm ya. Böyle dimdik. O insanlarla. Oraya çok yakışıyorsun sen. Oku kızım. Oku.
okulunu bitir. Öyle yerlerin hanımı. Mehmet Efendi, bu iş de buraya kadarmış. Abi. Ya. Şunlara bak ya. Bunların hepsi çok iğrençler. Hiçbiri iğrenç değil Cansu. Ama istersen alışverişe çıkabiliriz hemen. İstemiyorum. Ya bir kere orada yine çok güzel, kokoş kadınlar olacak. Ya ben ne giyersem giyeyim onlar gibi olamayacağım ki. Emir benim yüzüme bile bakmayacak ya. Ama belki de beni hatırlar ha. Hani beni düşerken kurtarmıştı ya. Hatırlar mı dersin? Cansucuğum. Niye biraz sakin olmuyorsun? Kaç kere konuştuk seninle bunu. Bak ne güzel bir jest yaptılar. Seni de davet ettiler. Ya tadını çıkaracağına işkence haline getiriyorsun. İşkence mi? Ne işkencesi ya? Asıl işkence ne sen biliyor musun? Bak asıl işkence bu işte. Bu. Of. Sen şimdi Tülin Atabey'in defilesinde podyuma çıkacaksın yani. Öyle. Ne alaka? Defilenin geliri sokak çocuklarına bağışlanacak. Biz de Koray'la 3-5 adım atacağız işte. Hem sen de en önde oturup beni izleyeceksin. Ben gelemem. Feriha, bana gelmemek için tek bir sebep söyle. Onlarla aynı apartmanda oturduğun için mi? Annenler yüzünden mi? Sen nereden biliyorsun bizim aynı apartmanda oturduğumuzu? Kızıyla telefonlarımız karışmıştı. Getirdiğimde görmüştüm. Ama yine seninle bozuktu aramız. Ya neyse boş ver, neden gelmiyorsun onu söyle. Ya niye üzerime geliyorsun ya? Ben sevmiyorum öyle ortamları. Mecbur muyum gelmeye? Yok. Hiçbir şeye mecbur değilsin Feriha. Peki ne olacak şimdi Mehmet? Sabah Haziran sonuna kadar bekleyecekmişim işte. Adam beni zor durumda bırakırsın dedi. Niye Haziran sonu? Ya memlekete mi dönecekmiş, ne yapacakmış? Bir daha Alasun'un oğlu askerden mi dönecekmiş falan filan. İyi. Kimseyi zor durumda bırakmayalım. Bir fenalık olmasın. Ya şunları biriniz dağıtsa. Ben dağıtırım baba. Ya sen ne diyorsun şimdi? Ya bir şey demiyorum. Sen bilirsin diyorum. Ya ne diyeyim yani Cansu? Ya gel de gelme de bilmiyorum ama bir şey değişti. Cansu nasıl rahat edeceksen öyle yap. Hayretsin ya. Onu görmek için spor salonuna yazılıyorsun. Ama ayağına gelen fırsatı arıza yapıyorsun. Ya aynı şey değil ki canım. Ya orada hem bir sürü Paris Hilton olacak. Ne yapacağım ki onların arasında ben? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Ne haber? İyidir senden. Ben işte aynı. Ha, yüzük? Aa, nişanı bozduk da. Ben de tipini beğenmemiştim zaten. Pardon, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, Feriha. Ben de çok sevindim. Yani şimdi daha iyi görünüyorsun. Sağ ol. Lara'ların defilesinden haberin var mı? Ya annesi giydiriyor ya artık seni de. Ondan sordum. Emir Sarrafoğlu da podyuma çıkacakmış. Yok, bilmiyorum. Ben davetliyim ama gitmeyeceğim. Neden? Ya ne bileyim, kalabalık olur orası şimdi. Çekemem yani. Hem son sınava hazırlanıyorum. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi ama geç kalıyoruz. Daha kulise girmek istiyordum ben. Biz niye podyuma çıkmıyoruz? Ben oradayım daha. Hadi. Cansu. Ya bu kadar mutsuz olacaksan neden defileye gelmiyorsun? Ya sen beni bir rahat bırakır mısın? Bak hala vaktimiz var. Gelmek istemediğine emin misin? Son kez soruyorum. Gelmiyorum. Peki. O zaman ben Pelin'i de alıp defileye gidiyorum. Sonradan neden gelmedim diye kriz çıkarma ama. Ya sana sorun çıkarmayacağım Sanem Hanım. Merak etme eminim. Bir dakika. Feriha gelmiyor galiba. Gelmiyor. Peki. Evet, hazır mıyız? Öyle mi? Hadi hayırlısı Veysel. Ben de zaten şimdi çıkıp geliyordum. Çok şükür Zehra. Çok şükür. İlk işimizi aldık. Ay,
Ay çok sevindim Rıza. Haydi hayırlı olsun. Ben bir gidip dükkana bakayım. Heh. Veysel adamların başında olacak. Dükkanı boş bırakmayayım. Öyle ya, bırakma. Ay 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 çok sevindim valla. Haydi bakalım hayırlısı inşallah. Eyvallah eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hayır. Ah Allah'ım güzel Allah'ım, artık yüzümüze gül ya Rabbim. Artık yüzümüze gül ya Rabbim. Ana Rıza anne, çabuk işi bitirdin de geldin ya. Seninle konuşmaya geldim Zehra anne.
Perihan annesi de burada. Gidin bir selam verin. Ayıp olmasın. Ne de olsa ev sahibiyiz. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Kızınız sizi yalnız bıraktı galiba. Yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha, hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım. Sarmala kilidini sal, uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp sarmala kilidini sal, uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp sarmala kilidini sal, uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni, sakla beni orada çocuk.